Evet arkadaşlar, şimdi geldik 30. testimize. Yine beyliklerle ilgili testimiz bu da. Yukarıda verilen Türk beyliklerinden hangileri Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur ya da hakimiyet kurmuşlardır? Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Çaka, İzmir ve çevresi, Mengücek, Erzincan, Sivas Divriği, Sivas değil ama Divriği, Saltuk, Erzurum, ondan sonra Artuk, Hasankeyf, Batman, oralar. Ondan sonra Danışment, Sivas, Tokat, Niksar dolayları. Ondan sonra ne var? Dilmaçoğulları, Dilmaçoğulları, Bitlis, Erzen dolayları. Ahlatçahlar, Ahlatçah, yani Sökmenler, Ahlat bölgesi. Van Gölü ve çevresi. Çubukoğulları arkadaşlar Harput ve çevresi. Ondan sonra İnaloğulları Diyarbakır, Amitoğulları olarak da geçer. Diyarbakır çevresi. Ondan sonra Tanrı Vermiş Oğulları Efes ve çevresi. Bir an aklıma gelenler bunlar. Bunlar ilk beyliklerimiz, tamam mı? Şimdi buna baktığımızda burada hangisi var? Çaka ve Artuklular, Güneydoğu. Ama Tanrı vermiş oğulları Çaka Beyliği, bunlar Batı Anadolu. O yüzden kurmamıştır dediği için D seçeneğimiz doğru oldu. Böylelikle kimin nerede beylik kurduğunu da görmüş olduk. Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü olma özelliğini taşıyan Malabadi Köprüsü. Arkadaşlar Malabadi Köprüsü Artuklar dönemine aittir. Unutmayın bunu da. İlk Türk donanmasını kurmuştur. İlk deniz komutanı, ilk kaptanı deryamız, ilk Melikül Bahır, Bahırımızdır. Çaka Bey. Sökmenlerle ilgili olarak, Ahlatçahlarla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Kubbettin İl Arslan Komutası'ndaki Sökmen tarafından kurmuş. Ahlat ve Van Gölü çevresinde yerleşmişler. Eyyubiler tarafından yıkılmışlardır. Bunların hepsi doğrudur arkadaşlar. Tamam, E seçeneği doğru. Bitlis ve çevresinde kurulup Bitlis, Erzen oğulları, Dilmaç oğulları, Mardin Artuklarına bağlı kaldıktan sonra Akgönül'ün tarafından yıkılan Dilmaç oğullarıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi ilk Türk beyliklerin özellikleri arasında, ortak demiyor, özellikler arasında gösterilemez. Kurucularına adı ilanılmışlardır genellikle. Doğru. Bulundukları bölgelere Türk isimler vermiştir. Doğru. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuşlardır. Doğru. Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla bak ne kadar sırıttı. Siyasi varlıkları sonraymıştır. Hiç alakası yok. Osmanlı'nın kurulduğu yıllarda bu beylikler yoktu zaten. Bir tek Artuklular vardı onlar. 1400'lü yıllara kadar varlığını parça parça da olsa devam ettirdi. Haçlı saldırılarına karşı Anadolu'yu ve İslam dünyasını korumuşlardır. Doğru. Söyledik. Saltuklar, danışmentler böyleydi. D seçeneği yanlış oldu. Özellikleri verilen Türk beyliği hangisidir? İzmir'de kurulmuştur. Zaten direkt bulmuşsunuzdur Çaka Bey. Midilli, Rodos, Sakız, İstanköy adalarını fethetmiştir Çaka Bey. İstanbul'u kuşatan ilk Türk beyliği ya da Türk İslam tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşatan ilk Türk komutandır. Türk İslam tarihi diyorum. Dikkat edin. Türk tarihi demiyorum ya da tek başına İslam tarihi demiyorum. Türk tarihi olsaydı ilk defa Avarlar. İslam tarihi olsaydı ilk defa Emeviler. Türk İslam oldu. Çakabe 2. Çakabe'yi kuşatırken de Peçeneklerle ittifak etmiştir. B seçeneği doğru oldu. Yukarıdakilerden hangileri 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden değildir? Demin isimlerini ve kurulduğu yerleri yazmıştım arkadaşlar. Karaman oğulları ikinci beyliklerdendir. İlk beyliklerden değildir. C seçeneği yanlış oldu. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Artuklar dönemine ait değildir? Bu tarz sorular genellikle gıcıktır. Ama bir tanesi sırıtır. Malabadi Köprüsü, Hatuni, Tepsi Minare olmadı. Tepsi Minare sorusunu çözmüştük. Saltuklara ait Erzurum'da. Hüsamiye, Şehidiye bunlar Artuklara ait. Efes ve çevresinde kurulan Efes ve çevresi deyince demin de görmüştük arkadaşlar. Tanrı vermiş oğullar aklımıza gelecek. Ki Çaka Beyliği yıkıldıktan sonra o bölgede kurulmuş olan bir beyliktir. Çaka Beyliği Bizans'a karşı savaşan Bizans tarafından yıkılan Türk beyliği hangisidir ki gerek Çaka Beyliği de gerek Tanrı vermiş oğullar da Çaka Bizans tarafından yıkılmıştır. Da Çaka Bey'i öldüren Kılıç Arslan'dır. Birinci Kılıç Arslan ama Çaka Beyliği'ne son veren Bizans'tır. O zaman ne oldu? C seçeneğimiz doğru olmuş oldu. Hangi Türk beyliğinin ilk donanmayı kurduğu 1081 tarihi Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul edilir? Çaka Beyliği. İlk Türk denizcimiz Çaka Beyliği'dir çünkü.
Böylelikle bu testi de bitirdik arkadaşlar.